Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer mantık dersimize daha hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız ikinci dersimizde yani geçen hafta nelerden bahsetmiştik? Akılın ilkelerinden bahsetmiştik. Özdeşlik ilkesinden, yeter sebep ilkesinden, çelişmezlik ilkesinden ve üçüncü halin imkansızlığı ilkesinden bahsettik. Şimdi bugün aslında mantık biliminin en temel kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor sizin için. Yani biz burada mantık derslerini anlatırken önerme, argüman, bunun gibi kavramlarla konuşurken sizin bunu anlamanız gerekiyor. O yüzden de bazı temel kavramlar diye başlık ayıralım ve yavaş yavaş ilerleyelim. Önerme ne demek birincisi? Önerme için şunu bilmem gerekiyor. Bazılarının aklına öneriymiş gibi geliyor. Hayır, öneriden çok farklıdır önerme. Öneri birine tavsiyede bulunmak gibi. Fakat önerme mantık biliminde birazcık farklı. Burayı çok iyi anlamamız gerekiyor çünkü bunların üzerine inşa edilecek mantık bilimi ilerleyen süreçlerde bu kavramları sürekli kullanacağız. O yüzden bu temel kavramları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burası gerçekten çok önemli bizim için. Önerme, doğru ya da yanlış değeri alabilen yargı. Yani benim burada önermemin doğru olması ya da yanlış olmasının hiçbir önemi yok aslında mantık biliminde. Sadece doğrudur ya da yanlıştır derim. Farklı bir şey demem. Önemli olan benim için burada yargının bulunmasıdır. Her önerme doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hemen örnek verelim. Diyelim ki su 50 santigrat derecede kaynar. Bakınız, içerisinde bir yargı var mı? Evet var. Su 50 santigrat derecede kaynar. Fakat bu yargı doğru mu? Hayır, yanlış. Yine önerme mi? Yine önerme. Bunun tam tersi olsaydı, doğru bir önerme söylemiş olsaydım, doğru bir yargı söylemiş olsaydım yine ne olacaktı? Önerme olacaktı. Dolayısıyla önerme olması için kesinlikle doğruluk ya da yanlışlık değerine bakmıyoruz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Önemli olan içerisinde yargı barındırıyor mu, barındırmıyor mu? Bu bizim için mantık bilimini anlayabilmek için ve felsefe için gerçekten çok önemli. Her önermenin mutlaka bir yargı içermesi şarttır, gerektir. Matematiksel ifadelerde de önerme şeklinde olabiliyor gençler. Şöyle ki 10 çarpı 2 eşittir 20 dedim. Bu matematiksel ifade bir yargı içerir. Bakınız sonuç itibariyle bir yargı içerdiği için ben buna da ne diyebilirim? Önerme diyebilirim. 12, 10'un 2 ile çarpımı 20'ye eşittir. Dilsel olarak ben buna ne yaparım? Dönüştürmüş olurum. Dolayısıyla 10'un 2 ile çarpımı 20'ye eşittir demek ne yapmaktır? Bir önerme ifade etmiş olmaktır. Evet, devam edelim ve bazı önerme örneklerine gidelim. İstanbul Türkiye'nin başkentidir. İstanbul Türkiye'nin başkentidir demek acaba önerme midir? Bakınız, burada bir yargı var. Yargı olduğu için bu bir önermedir. Doğruluk ya da yanlışlığına sonradan bakıyoruz. Öncelikle içerisinde yargı var mı yok mu? Evet, bu bir önermedir. Çünkü yargı barındırıyor içerisinde. Fakat yanlış bir önermedir diyeceğiz. İstanbul Türkiye'nin başkenti mi? Reel hayatta kesinlikle değil. Türkiye'nin başkenti Ankara biliyorsunuz. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Bakınız, burada da yine yargı bildirdiği için ben buna ne diyeceğim? Önermedir diyeceğim. Fakat bu doğru bir önermedir. Evet, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Yani içeriğindeki anlama sonradan bakmam gerekiyor. Öncelikle yargı var mı? Kendinde yargıyı barındırıyor mu? Barındırmıyor mu? Öncelikle buna bakmam gerekiyormuş. İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti midir? Bakınız, burada bir soru ifadesi var. Burada kesinlikle yargı yok. Soru ifadeleri önerme olarak sayılmazlar, önerme olarak kabul edilmez. Şimdi geçiyorum akıl yürütmeye. Akıl yürütme ne demek? Şimdi önermeyi çok iyi biliyorum artık. İçerisinde yargı bulunan, doğruluk ya da yanlışlık değeri taşıyan yargılara, ifadelere ben ne diyordum? Önerme diyordum. Akıl yürütme kavramını tanımlarken de sürekli önermeyi kullanacağız. En az iki düşünce arasında ilişki kurularak bu düşüncelerden birisi için veya ikisi için yargıda bulunma işi. Artık iki tane önerme işin içerisine girecek ve iki önerme için üçüncü bir yargıda bulunacağız. Bu kısmı çok iyi anlamamış olabilirsiniz. Örneklerle daha iyi pekişecek. Yani akıl yürütme
En az iki önermeden hareketle sonuç çıkarma işi. Yani çıkarım yapma işi aslında. Akıl yürütme. İki tane önermem olacak ve bu iki önermeden ben ne yapacağım? Bir çıkarım yapacağım. Bu işin tamamına da akıl yürütme diyeceğim. Tek başına hiçbir önerme akıl yürütme için yeterli olamaz kesinlikle. Örnek verelim, şu birinci öncülü görelim sadece. Biz bunlara öncül de deriz. Birinci önerme ya da birinci öncül. Bütün sıvılar akıcıdır. Dediğimde ben buradan sadece kendi başına bir çıkarımda bulunamam. O yüzden bir önermenin tek başına argüman olabilmesi, akıl yürütme olabilmesi kesinlikle mümkün değildir. Tek başına bir önermeye ben akıl yürütme diyemem. İşte bu hale geldiğinde, üçlü hale, dörtlü hale geldiğinde ancak akıl yürütme olur. Çünkü buradan çıkarım yapacağız biz. Bütün sıvılar akıcıdır. Su sıvıdır ve zorunlu bir sonuç ortaya çıkıyor bakınız. O halde su akıcıdır. Dolayısıyla ben ne yaptım? Bu iki önermeden üçüncü bir önermeyi çıkarsamış oldum. Çıkarım yapmış oldum. Bu işin tamamına ben ne diyorum? Akıl yürütme diyorum. Şu son kısma ne diyeceğim? Çıkarım diyeceğim. Onu da şimdi birazdan tanımlayacağız zaten. Mantık her türlü düşünmeyle ilgilenmiyor. Neyle ilgilenir? Akıl yürütmelerle ilgilenir. Mantığın işi düşüncenin anlamıyla değildir, daha çok akıl yürütme biçimiyle ilgilidir. Bu akıl yürütmelerin de içeriğiyle değil, biçimiyle ilgilenecek. Doğru bir şekilde akıl yürütülüyor mu, yürütülmüyor mu? Çünkü her akıl yürütmenin içeriği yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Bakınız burada doğru bir içerik var. Fakat içerikler yanlış da olabilir. Evet, devam ediyoruz. Çıkarım. Olandan hareketle olması gerekeni ortaya çıkarma işiymiş. Verilen en az iki önermeden sonuç çıkarma işi. Şimdi bunun tamamına ben şunun tamamına akıl yürütme diyebilirim. Fakat bu ikisinden üçüncü çıkarmaya da zaten başka kavramı da kullanmak zor. Bu üçüncüsünü çıkarsamaya adı üstünde çıkarım diyorum. Yani iki önermeden üçüncü bir önermeyi akıl ilkelerine göre elde edebiliyorsam ben buna çıkarım diyorum. Bütün meyveler vitaminlidir. Elma bir vitamindir. Bakınız buradan hemen bir sonuç çıkarabilirim. Ben bütün meyveler vitaminli ise, elma da bir meyve ise, her meyve vitaminli olduğuna göre elma da ne olacak? Zorunlu olarak vitaminli olacak. O halde elma da vitaminlidir. Bunun tamamı akıl yürütme. Şu ikisinden üçüncü çıkarsayışım da çıkarım oluyormuş. Çıkarımın son önermesine sonuç önermesi diyoruz. Sonuçtan önce gelen ve veri durumundaki olan önermelere de bunlara da öncül diyoruz. İki öncülden bir sonuç çıkarmış olduk. Peki geçerlilik ne demek? Sonuç önermesi öncüllerden, artık sonuç önermesini de biliyoruz, en sondaki öncüllerde neydi? İlk ortaya attığım önermelerdi. Sonuç önermesi öncüllerden zorunlu olarak çıkıyorsa, son önerme öncüllerin zorunlu sonucuysa, öncüller sonucu zorunlu kılıyorsa, bu akıl yürütme geçerli bir akıl yürütmedir. Birazcık elbette ki karmaşık. Ama daha da netleşecek şimdi. Geçerlik önermelerin doğruluk veya yanlışlıklarına değil, akıl yürütmelere ait bir özelliktir kesinlikle. Yani ben doğru bir şekilde akıl yürütebiliyor muyum, yürütemiyor muyum? İşte buna geçerli ya da geçersiz diyeceğiz biz. Geçerlik ya da geçersizlik diyeceğiz. Her akıl yürütme geçerli olmayabilir elbette ki. Geçersiz akıl yürütmeler de vardır kesinlikle. Şimdi birazcık hem işi sembollere dökmüş olacağız hem de geçerlik geçersizliğini incelemiş olacağız. Bakınız, bütün insanlar kuştur. Bu ilk önermemiz. Ali de bir insandır. Öyleyse Ali de bir kuştur. Bakınız, diyeceksiniz ki bütün insanlar kuştur. Ali de bir insandır. Öyleyse Ali de bir kuştur. Buradaki akıl yürütme geçerli mi, geçersiz mi? Buna geçersiz diyebilirsiniz, fakat geçersiz değil, bu geçerli bir akıl yürütmedir. Neden? Çünkü diyor ki bana öncülde A, B ise, yani insanlar A olsun, kuşlar da B olsun, Ali de C olsun. Şimdi insanlar kuştur, A ise B'dir. Ali de bir insandır, A ise, pardon, C ise A'dır. Öyleyse Ali de bir kuştur. Zorunlu olarak
C'den de B'ye gidebilmem gerekiyor. Çünkü A'dan B'ye gidebiliyorum. C'den de A'ya gidebiliyormuşum. O halde C'den de B'ye gitmem mümkündür. Yani geçerlidir. Yani içerik anlamında yanlış olabilir elbette ki. Bu mümkün. Fakat akıl yürütme anlamında doğru mu değil mi ona bakmam gerekiyor. Yani geçerli mi geçersiz mi? Geçerlik önermelerin doğruluk veya yanlışlıklarına değil akıl yürütmelere ait bir özelliktir. Dolayısıyla gençler burada ben şunu anlıyorum. Buradaki önermelerim benim yanlış olabilir. Hiç önemli değil. Ben burada önermenin yanlışlığına doğruluğuna bakmıyorum. Ben bu ikisinden doğru bir çıkarım yaptım mı yapmadım mı teknik olarak. Buna bakmamız gerekiyor. Ve ben buradan doğru bir çıkarım yaptım. Fakat bu akıl yürütmenin tamamına ben ne demem gerekiyor? Geçerli demem gerekiyor. İçerik yanlış olabilir. Bu bizim için sorun değil. Peki bununla birlikte geçersizlik ne olacak? Sonuç önermelerinin belli kesin ya da doğru sonuca ulaşmaması içine de ben ne diyorum? Geçersizlik diyorum. Hemen bir örnek verelim. Bütün kuşlar kanatlıdır. A ise B'dir. Kuşlar A, kanatlılar B özelliği. Bazı böcekler kanatlıdır. B'den neye gidiyorum? C'ye gidiyorum. C'den A'ya gidebilecek miyim acaba? Hayır, C'den A'ya bir gidiş yok bakınız. O halde bazı böcekler kuştur. Çıkarımı ne oluyor? Geçersiz oluyor. Bütün kuşlar kanatlıdır. Bazı böcekler kanatlıdır. O halde bazı böcekler kuştur. Zaten şuna bakmamız gerekiyor. İşi sembole döktüğümüzde birazcık daha bizim için kolaylaşacak. Akılsal anlamda ya da anlamsal olarak anlamayabilirsiniz önermeleri. Sadece buradaki akıl yürütmem doğru mu yanlış mı daha çok ona bakmamız gerekiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi geçersiz bir akıl yürütme örneğiydi bu da bizim için. Evet değerli arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Sorularınız olduğunda bana ulaşabilirsiniz kesinlikle. Şimdilik hoşça kalın. Bir diğer dersimizde sizlerle görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın.